Bilgin Olsun kanalından herkese merhaba. Bu videoda eski Mısır'da doğruluk ve adalet tanrıçası Maat hakkında kısa bilgi hazırladık. Kadim Mısır'da Maat doğruluk ve adalet tanrıçasıydı. Güneşin kızıdır. Ay, zaman, bilgelik ve yazı tanrısı olarak bilinen Thoth'un eşidir ve ondan 8 çocuğu olmuştur. Bu çocuklardan en önemlisi Amon'dur. Bu 8 evlat Hermopolis'in baş tanrılarıdır ve oradaki rahiplere göre onlar yer küreyi yaratmışlardır. Hayat soluğu ve nefesi olarak da bilinir. Maat kelimesi Arapçada tekrar geri dönülecek yer. Kökü ma kelimesi de Arapçada su anlamında gelmektedir. Kaostan sonra oluşan evrenin düzenini sağladığına inanılırdı. Maat yasası dendiği zaman da söylenmek istenen birlik yasasıdır. Bu yasaya göre evrendeki her varlığın birbiriyle bağlantılı olduğu ve birbirlerinin tamamlayıcısı olduğudur. Maat yasası çerçevesinde tüm varlıkların eylemleri birbirini etkilemekte, yaşamın akışını olumlu veya olumsuz yönde çevirebilmektedir. Firavunlar ülkelerini bu tanrıçanın belirlediği ilkelere göre yönetirlerdi ve böylece evrensel düzenin sağlanacağına inanırlardı. Maat kafasında bir deve kuşu tüyü taşırdı. Bu tüy saf iyiliği, hakikati ve doğruluğu temsil eder ve Osiris'in mahkemesinde ölünün ya da inisiyenin kalbi terazisinde bir tüy karşısına konulurdu. Böylece ölen kişinin iyi ve kötü ruhlu olduğu anlaşılırdı. Eğer kalp tüy kadar hafif ise, yani ruhu saf ve iyi ise auraya, cennet dünyasına, dünyalarına girme izni verilirdi. Ve ölümsüz yaşama hakkı kazanırdı. Bu aynı zamanda bilincin yüksek hallerine girişti. Ama eğer kalp negatiflik, pişmanlık ve üzüntü ile doluysa, ruh alt dünyalara geri dönmek zorunda kalırdı. İnanışa göre zamanın başlangıcında dünya yaratılırken ortaya çıkan kaos, Maat'ın koyduğu kurallar ile ortadan kalkmıştır. Bu nedenle firavunların bu kurallardan uzaklaşması durumunda kaosun geri gelip Mısır ve dünyayı yok edeceğine inanılırdı. Maat'ın son görevi, Güneş Tanrısı Ra'ya gökyüzündeki seyahatlerinde rehberlik etmektir. Her gün gökyüzünde onu taşıyan geminin rotasını belirler, hatta bazı inanışlara göre gemide onunla beraber yön göstermek için yolculuk da eder ve uğradıkları her limanda da terazisine başvurur. Bugün tam anlamıyla insanlık Maat ile buluşma noktasındadır. İşte bu dönemde kıyamet, yıkım ve dehşetin yarattığı zaman çizgisine katkıda bulunan ve buna hizmet eden, inanan her insan bu realiteyi kendileri için gerçek kılacaktır. Yeni dünyanın gerçek zaman çizgisini taşıyan ve ona inanan, çağıran herkes de bu realiteye katkı sağlayacaktır ve ona çekilecektir.
geçmişte yaşamaktan vazgeçerek, önce kendimizi, sonra çevremizdeki insanları affederek, her türlü negatiflikten uzaklaşarak, egolarımızdan mümkün olduğunca arınarak ve içimizdeki insanı besleyip, büyüterek yapabileceğimiz bir şey. Yani bu durumda güçsüz veya çaresiz değiliz. Çünkü bizler kendimiz ve gezegen için, özellikle insanlık için gerekli radikal değişim gücünü içimizde taşıyoruz. Eğer içinde yaşadığımız gerçekliği beğenmiyor, ona uyum sağlayamıyor ve kendimizi başka bir gerçekliğe ait hissediyorsanız, bilin ki hür iradeniz ve sezgileriniz sizi yüksek bir realiteye taşımak üzere. İçinde bulunduğunuz gerçeklikle tamamen zıt ve hayal ettiğiniz bir dünyanın gerçekliği ile rezonans halindesiniz. Eğer yeni dünyanın bu zaman çizgisiyle rezonansını hissediyorsanız ve eğer varoluşun bu yeni düzeninde yaşamayı seçiyorsanız ağırlığınıza dikkat etmeniz gerekmektedir. Kalbimizin terazisini hafifletmeye özen göstermemiz gerekmektedir. Burada bahsedilen vücut ağırlığımız değildir, gereken yüreğimizin hafifliğidir. Buna uyumlanmak ve asıl gerçekliğiniz yapmak için kalbinizdeki ağırlıklardan kurtulun. Bu bazı açılardan etrafımızdakiler acı içinde yaşarken cennette yaşamak gibi algılanabilir.